Dilerim ki mutlu ol sevgilim. Ben olmasam bile hayat girsin sana. Günahım boynunda ağlayan bir çift. Evet arkadaşlar, Yaren gidiyor. Bu akşam gidiyor. Manzara boşuna mı bıraktın? Ben ne yapıyorum gerizekalı? Konuşuyor musun? Konuşuyorsun. Evet. Oğlum ne yapacağımı unuttum lan. Hatırla. Sen gelir misin perşembe günü? Gelirim. Tamam. Bir şey diyeceğim. Resmen 18 yaşımın son demleri. Arkadaşlar, şu an nereden başlayacağımı o kadar bilmiyorum ki. Hayatımda çok fazla şey oldu ve sizin hiçbir şeyden haberiniz yok. Hiç olmadığım kadar iyiyim. Ben Ankara'dayım şu an. Neden ders aldım? Döndüm Mevlana gibi. Sele. Bir anda böyle dedim ki ben Ankara'ya gidiyorum. Hayır, siz bizi duymadınız, bak şimdi gel. 3-4 günde verdiğim çok ani bir kararla taşındım. Senle namus yok. Namussuz kaldık. Şaka yapmıyorum. 3-4 günde karar verip ben taşındım. Ama elimizden tutmadı, ortaya geldi o sele. Nasıl bir deli cesaretidir? En ufak bir fikrim yok. Ailem hala Tekirdağ'da yaşıyor. Ben anneannemin yanına taşındım. Ve ben 3 günde verdiğim kararla taşındım. Sele. Çok saçma. Tekirdağ'da yaşamak benim için çok zor olmaya başlamıştı. Çok fazla olay yaşadım beni depresyona sürükleyen. Ve bu olayların hepsini Tekirdağ'da yaşadım. Bir nevi şehirden kaçtım. Ama bunu bir kaçış olarak adlandırmaktansa yeni hayatımı kurmak için attığım büyük ve cesur bir adım olarak adlandırmayı seçiyorum. Gitmek kolaylaşmıştı. Hiç gidemeyen ben, herkesten ve her şeyden gidebilir olmuştum. Kendimden son bir defa tiksindim ve tepkisiz oradan ayrıldım. Bakmak gitmekten daha zordu ve ben artık kolaya alışmak zorundaydım, yaşayabilmek için. Peki yaşamak nefes almak mıydı? Bitkisel hayattan ne farkı vardı? Kendimi inandırdığım yalanlar sonumu getirecekti. Herkesten gidebilen bana, kendimden gitmek neden zor gelsin ki? Gelemezdi. 2 yıllık sanal arkadaşımla bir anda real arkadaş olduk. Yani, hem de burayı anlatsana. Ben sabahtan beri buranın ne kadar güzel olduğunu bahsediyorum. Bunun üzerine istediğim eğitimi almaya başladım. 2 haftadır atölyeye gidiyorum burada. Ve 2 haftadır şu kombindeyim. Başka bir şehirde tek başıma hayatta kalmaya çalışmaya başladım. Bunun üzerine gittim, tek gelir kaynağım olan işten istifa ettim. Arkadaşlar, bana balık olmadığınızı kanıtlayın. Kendi balık mısın? Ben balığım, ben koşmuyorum size. Nilden, Berra. Neden yoksun? Berra. Yoksa balık mısınız? Sabahtan beri kimse benim esprilerime gülmedi ama 3 saattir seleye duruyorum. Sele. Sana bir şey söyleyeyim mi? Dümdüz. Dümdüz yaptım. Olmuş. Videoma merhaba demek ister misin? Ne? Videoma merhaba demek ister misin? Video mu çekiyorsun? Evet. Hayır. Şimdi utanmak için ne? Çok güzel görünmüyor bu kadar. Arkadaşlar, bir daha Kamile'ye güvenip yola çıkmayacağız değil mi Süveybe? Evet. Bacağım vardı ya, artık yok. Arkaya müzik falan koyarsın, boş ver. Koymayacağım biliyor musun? Kutu çekecek misin? Koymayacağım biliyor musun? Süveybe'ye kameramanlık yap dedim ben, tam konuşurken videoyu durdurmaya başladı. Bu harika kameramanlığım için bana kaç dolar ödeyeceksin? Bir ben vardım falan. Salak ya. Bebek arabası var burada. Sokacağım mı kafamı? Bunu var Şamite. Herhalde kahvemi beğenmedi ve içmiyor şu an. Ya biz hep yeşil yeşil olmuşuz. Ne güzel olmuşuz. Evet. Kameralara oynuyorsun şu an. İçmiyor dedim ya, içiyorsun. Sonuç olarak ilk ve 60'ımı demledim.
Emre de 10'da 3. Bence 10'da 7. Sen kaç? 10'da 7. Sesi çok pürüzsüz çıkıyor. Fazla geldi bana. Arkadaşlar, bugün benim doğum günüm. Bu arada yoldaki... İyi ki doğdun yaren. İyi ki doğdun yaren. Arkadaşlar, Nilden beni götürüyor. Dün gece izlediniz zaten, konserdeydim. Ne yapıyorsun? Ben senin başın çok ağrıdı. Ne yapıyorsun? Şimdi ben YouTube'a video çekiyorum. Ha. Aşırı bir içerik falan üretiyorum böyle, iç düzenli olmasa da. Peki. Bir şey demek ister misin? Ne abi, ama bir bağlam olsa da üstüne desem. Hiç gerek yok biliyor musun? Yani şey, sıkma portakal suyu iç bile diyebilirsin şu an. O zaman şarkı söyleyeyim. Evet. Şu olsun mesela, hiçbir bağlama gerek yoksa şöyle diyeyim. Gerçek bükülmüş sanki, fizik kural tanımıyor. Yine bağlıyorum heceleri, şiirlere sarılıyorum. Ve bu sabah kiviyle ayılmaya çalışıyorum. Bakın ne oldu biliyor musunuz? Konserden önce ben Emre'nin yanına gittim. Ama o kadar gereksiz saçma konuştum ki kendimi açıklamaya çalışırken açıklayamıyorum, tamam mı? Ama şeyim böyle, hani gidiyorum, ben seni çok seviyorum biliyor musun? Ya ben sana bayılıyorum biliyor musun falan yapıyorum adama. Konser 10 gibi falan başladı. Ondan sonra bir ara verdik. Mola'da dedim doğum günümle beraber geleceğiz Emre. O da dedi ki wow çok iyi. Sonra benim için şarkı çaldı. Ya. Bozmuş kendini, nasıl hatırlasın? Fikrine yargılar. Geçirdiğim en güzel doğum günüydü. Dedim üstüne yağdılar. Söyleyecek çok fazla bir şey kalmadı zaten. 18'imi göstermek istediğim kadarını gördünüz. Göstermek istemediğim kadar da bende bir yara olarak kaldı. 18 için heyecanlıyım. Yaşları kalıplaştırıp kendi kafamda yeni tablolar oluşturmaya niyetim yok. Ama 19 için gerçekten heyecanlıyım. 19, hoş geldin hayatım, hoş geldin.